Peki dedim hani neden Beşiktaş'ta? Çünkü bir önceki konuşmada Beşiktaş'la asla oynamam gibi bir şey söylememişti. Tabii gazetecilik refleksi olarak soruyorsun. Dedim ki peki Mehmet neden sen dedim yani Beşiktaş'ta asla oynamam diyorsun. O da bana Beşiktaş benim Fenerbahçe ile transferimi bozmaya çalıştı dedi. Bir başka soru. Hani bugün bir görüşme oldu, dün bir görüşme oldu. Daniel Delonga diye bir menajeri var Mehmet Ekici'nin. Babası da o menajerinin yanında görüşmelere giriyor. Bir kere bunu bir şey yapalım. Yok babası görüştü, babası geldi, babası gitti. O bakış açısına sahip bir aile olmadığını ben Ekici ailesinin söylemiştim buradan defalarca hafta başından bu yana. Daniel Delonga menajeri ve babası da o görüşmelere menajeriyle birlikte katılıyor. Görüşmeleri, konuşmaları Daniel yapıyor. Tamam, burada hemfikir miyiz? Bunu Bilgi Yomaç'ta söylüyorum. Çünkü gerçekten şu anda... Hayır, şöyle şeyler oldu ya. Babası Fenerbahçe'ye pazarladı. Babası Galatasaray'a pazarladı. Hiç babası Beşiktaş'a pazarladı. Ben sana söyleyeyim yani bu birinci ağızdan Mehmet Ekici'nin sana söylediği... Benim babam bu işlerle ilgilenmiyor. Evet, oluyor yanında. Görüşmelerde yanında bulunuyor. Evet. Ama benim bir menajerim var. Benim görüşmelerimi menajerim yürütüyor. Daniel mi? Evet, Daniel Delonga. Şimdi bak ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Hani gerçi bütün bir yayın akışını da buna da yıkmayalım. Çünkü hani gerçi soru varsa bilmiyorum çok ama. Çok var. Tamam, soruları da cevaplarız. Şimdi bak Beşiktaş kulübünün transferini bozmaya çalıştığını söylüyor düşünüyor. Mehmet. Düşünüyor. Yani düşünüyor yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya diyor yani ki benim Fenerbahçe'ye gitmemi Beşiktaş kulübü engelliyor diyor. Sorun bu sebeple bak, de ben Beşiktaş sordum. Forması giymek istemiyorum diyor. Şunu sordum. Nereye gidiyorsun Mehmet dedim. Abi benim rengim belli dedi. Bak benim nereye gideceğim belli. Benim rengim belli dedi. Çocuk çünkü bir yere söz vermiş. Bu aslında Mehmet Ekici'nin ne kadar karakterli bir oyuncu olduğunu da gösteriyor. Ve Beşiktaş'ta görüşme. Ben sana söyleyeyim ne zaman görüştüler. Bir ay önce. Yani en az bir ay önce menajeri vasıtasıyla görüşmeler yapılıyor. Babası da bu görüşmelere katılıyor. Sadece Beşiktaş Fenerbahçe değil Galatasaray'la da görüşüyor. Ama Beşiktaş'la en son görüşmesi Mehmet'in bir ay önce. Bunun üzerine bugün sosyal medya patladı. Bütün gazeteler yazıyor. Beşiktaş'a gidiyor, Beşiktaş'a gidiyor. Mehmet'e gidiyor Beşiktaş'ta diye. Bugün gazeteleri açan taraftar yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Yani o gazeteleri okuyan her taraftar şunu düşündü. Dedi ki Mehmet Ekici evet Olcay Şahan Trabzon'a gitti. Mehmet Ekici de Beşiktaş'a geliyor. Dün de biz bunu burada konuşmuştuk. Yani bu böyle mi okumak lazım şeklinde. Aslında bunun birbirinden kayıtsız iki transfer olduğunu belirtmiştik. Ama bugün gazeteler Mehmet Ekici'yi Beşiktaş'a yollamış. Belki de bu çocuğun üzerinde baskı da oluşturmak için de olabilir bu. Şimdi şöyle bir de ben bunu da sordum. Dedim ki hani seni Fenerbahçe yönetiminden kimse aradı mı peki? Hani anlaştığını söylediğin kulüpten kimse aradı mı? Evet. Mesela bu gelişmeler bugünkü haberler yüzünden Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe yöneticileri aramışlar. Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'yi aramış ve şunu sormuş. Haberler doğru mu? Görüştünüz mü? Anlaştınız mı? İnanmıyor zaten Fenerbahçe yönetimi. Görüştünüz mü? Görüşmeler doğru mu? Ya görüştüğünü düşünse çünkü bir yerde söz verilmiş. Perde hani... arkasında Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetimi arasında bir gizli savaş var. Ya şunu bir anladığım o benim. Evet, şunu bir tamamlayayım cümleyi ardından devam edelim. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin aramasına karşılık Mehmet şöyle bir şey söylüyor. Ben ne dediysem o. Ben sizinle anlaştığımı size söyledim ve yeni sezonda ya da devre arasında sizde oynamak istediğimi size söyledim dedi demiş. Şimdi dolayısıyla buradan artık bu Beşiktaş defterinin kapandığını net bir şekilde söyleyelim. En azından Mehmet Ekici için. Yani ne olur bundan sonra? Bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağını ben sana söyleyeyim. Benim anladığım. Yani senin Mehmet Ekici ile yaptığın telefon konuşmasından benim çıkardığım şey şu. Yani Mehmet Ekici'nin açıklamaları aslında bu. Sen bir gazetecisin sonuçta. Sana yaptığı açıklamalardan benim çıkardığım şu. Mehmet Ekici ya bu transfer döneminde Fenerbahçe forması giyecek ya da sezon sonunda Fenerbahçe forması giyecek. Yani başka bir alternatif kalmamış. Evet. Yani